Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Benim adım Batuhan. Bugün sizlere Photoshop'ta kemer tarayıcının ne işe yaradığını göstereceğim. Öncelikle kemer tarayıcı 3 sekmeden oluşuyor. Böyle gördüğünüz üzere sağ tıklarsınız, görürsünüz. Biz kemer tarayıcı 1 ile başlayacağız. Şimdi önümde bir araba resmi var. Kemer tarayıcı bir resimdeki bir şeyi kopyalamak, kesmek, hani daha ayrıntılı bir şekilde kesmek, hani silgide mesela bazı yerleri de kesemezsiniz, yalnız kemer tarayıcında böyle rahatlıkla yani keseceğiniz yerleri belirleyip ondan sonra silgiyle silebilirsiniz. Yalnız işte o kemer tarayıcı da bu şekilde 3 ayrılıyor. Şimdi birinci kemer tarayıcı mouse'a basılı tutarak arkadaşlar kemer tarayıcını etrafının üstünden, yani kopyalayacağımız yerin üstünden geçireceğiz böyle. De görün üzere çok hassasiyet olmadı. Mesela daha demin masum kaydı. Arabaya geldi. Görün üzere arkadaşlar. Hani böyle çok rahat ama kısa sürer ama lakin dediğim gibi çok zordu. Hani bunu işiniz ayrıntılıysa bunu kullanmayı, yani bunu kullanmanızı önermem açıkçası. Neden ise arkadaşlar gördüğünüz gibi yolu yine aldı. Yani bu PNG olamaz bundan dolayı. Şimdi ikinci kenarımızda ise çokgen kemer aracı var. Bu benim genellikle kullandığım kemer tarayıcım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan başlıyoruz biz. Başlayalım şuradan. Bu hani direkt çizgiler halinde gidiyor. Ve kullanımı daha rahat. Ya daha az uğraşım oluyor. Ben genellikle bununla yapıyorum işlerimi. Şöyle yapalım. Evet. Genellikle bu bir de hani böyle yukarı falan çıkmalarınızda böyle yaparsanız çıkıyor hani mühle aşağılarda. Diğer şeylerde o mesela yok. Ben bunu bitireyim. Tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim gördüğünüz üzere. Şimdi biz arabamızı seçtik. Şimdi buradan arabamızı lakin silmek istiyorsak yoldan, zaten şu an seçtiğimiz şey arabaları silmeme. Peki şöyle olur, daha da büyüteyim mesela. Çok büyüttüm. Mesela şöyle sildik. Arabanın boyutu böyleymiş. Yani yola başka bir şey koysak ve yani arabayı silmek istiyorsanız böyle bir şey olurmuştu. Geri gelelim biz. Şimdi arabayı silmek yerine direkt arka planı silerek, hani bu arabayı başka bir yerde göstererek nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar kemer tarayıcımıza tekrardan geri geldik veya şuradaki dikdörtgen de olabilir. Buradan sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Seçimin tersini seçiyoruz. Buradan silgi aracını seçiyoruz. Yalnız burayı silemiyoruz gördüğünüz üzere. Neden tersini seçtik? Şimdi burayı arkayı siliyoruz. Gördüğünüz üzere arkayı sildik şöyle. Öyle. Sadece Ferrari'miz duruyor. Ferrari mi? Pardon, tam da bilmiyorum. Büyük ihtimal Ferrari'di. Şu arkadakileri de diğer ayrıntılarla silebilirsiniz. Şimdi tekrardan bu sefer arkadaşlar 3. kemer tarayıcımızı kullanalım. Bu da manyetik kemer taraç. Bunun için hemen tekrardan geliyorum arkadaşlar uygun bir resim bulup. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Şimdi 3. manyetik kemer tarayıcımıza giriyoruz. Şimdi bu daha rahat ama hani arka plan siyah olduğu için ve karmaşık olduğu için hani farklı olanı algılayamıyor mesela. Burada sadece turuncuları algılayamıyor. Çünkü arka taraf siyah. Mesela şuradan denersek mesela. Tamam, o zamana kadar güzel. Mesela kendi algılıyor şu an. Bak mesela şurada bozuldu. Siyahlıklardan dolayı. Şöyle tamam, yine güzel. Şöyle yapalım. Mesela burada. Böyle algıladı. Ve böyle daha rahat bir şey oldu. Yalnız daha uğraşılmamış oldu ve daha az ayrıntılı oldu. Yine de hani istemeyenler için olabilir. Lakin bu bazı şeylerde daha da rahat olabilir. Öncelikle dosyadan tekrardan ben bir resim açıyorum sizlere. Evet, burada bir bayan var böyle. Şimdi arka taraf beyaz olduğu için arkadaşlar burada daha rahat seçecektir. Çünkü buradan ben başlıyorum böyle. Kendisi seçiyorum. Evet. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kadar. Ben mesela şöyle yapıyorum, yine de bu aşağıyı seçiyor. Sonra tekrardan şuradan şöyle. Gördüğünüz üzere pürüzsüz daha HD yapıyor.
Mesela burası da burayı yap böyle. Tekrardan tersleştiriyoruz. Mesela burayı böyle siliyoruz. Mesela arka planı sildik. Arka planı ne yapalım? Yeşil yani mavi yapalım. Veya aynı. Hani böylelikle kement araçlarını da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bana bizim kanalımıza abone ve like. Abone olursanız sevinirim. Bu videoda like ve yorum atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Konuşamadım. Eğer işinize yaradıysa mutlu olurum ben de. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.